derece sıkça karşılaştığımız durumlardan biri çalışma hayatımızda. Yani işverenler, işçinin emeğinden maksimum düzeyde yararlanabilmek bakımından iş tanımını işçinin çok geniş tutarak, çünkü bir insan herhangi bir işe girdiğinde belirli bir görevle girer ve bu iş sözleşmesinde yer alır. Örnek veriyorum, işte elektrikçi ise elektrikçidir. Tesisatçı ise tesisatçıdır, mekanikçi ise mekanikçidir, muhasebeci ise, beyaz yakalılardan örnek verecek olursak, muhasebecidir. Ancak gelin görün ki çalışma hayatında işverenler özellikle de iş sözleşmelerine bununla alakalı çok geniş tanımlar koyarak, mesela şöyle bir ibare yer alıyor iş sözleşmesinde: İşçi işe muhasebeci olarak alınmıştır fakat işverenin verdiği diğer işleri de yapmakla yükümlüdür. Böyle bir maddenin geçerliliği yoktur. Bu tamamıyla işçinin emeğinden farklı alanlarda da yararlanmaya yönelik olarak konulmuş bir madde. Çok afaki, net bir iş tanımı olmalıdır işçinin ve o iş tanımının dışında da herhangi bir görev kendisine zorla yaptırılamaz. Tabii bunun da olabilmesi için işe girerken özellikle bizim çalışanlara sürekli olarak önerdiğimiz bir konu var. O da şu: görev tanımınızı yazılı olarak isteyin. Görev tanımınızda size ait olmayan bir takım işler varsa bunlara itiraz edin. Keza iş sözleşmeleri bakımından da durum aynı. Benim yapmakla yükümlü olmadığım işleri bana yaptırmakta işveren ısrar ediyor. Ben bunu yapmak zorunda mıyım şeklinde sorular geliyor. Ve hep aynı şeyi söylüyoruz: kendi iş tanımınızın dışında size verilen herhangi bir işi yapmak zorunda değilsiniz. Ancak şimdi Medeni Kanun'un iyi niyet kuralları vardır. İyi niyet kuralları çerçevesinde arizi haller dediğimiz bir takım hallerde işveren işçiden yardım isteyebilir. Nedir bu arizi haller? Mesela iş yerinde acilen bir arıza meydana gelmiştir. Olağanüstü bir hal olmuştur. Kendi iş tanımınızın dışında olsa dahi işveren sizden o anda bir destek isteyebilir. Bu desteği vermek elbette ki iyi niyet kuralları çerçevesinde olması gereken bir şeydir. Ancak kendi iş tanımı içerisinde yer almayan işlerin sürekli olarak işçiden talep edilmesi, bunları yapacaksın, yapmazsan seni işten çıkarırım ya da sana yaptırım uygularım şeklindeki yaklaşımlar kabul edilemez, doğru değildir. İşçinin bunlara itiraz etme hakkı var. Hatta ve hatta ısrar ederse işveren bu işlerin yapılması konusunda iş sözleşmesini haklı nedenle işçiyi sona erdirip kıdem tazminatı talep ederek o iş yerinden ayrılabilir. Ücret bordrosunu işçiye her ay işverenin vermesi yasal bir zorunluluktur. Bu iş kanunundan kaynaklanmaktadır. Bunun adı, yasal adı, ücret hesap usulüsüdür. Yaygın adıyla bordro deriz ama yasadaki, iş kanunundaki adı ücret hesap usulüsüdür. Ve iş kanununda işçiye her ay ücret hesap usulasının vermesi bir zorunluluktur işveren bakımından. İşverenin bu zorunluluğu yerine getirmemesinin de iş kanununun gene 102. maddesi çerçevesinde cezai idari para cezası yaptırımı vardır. Niçin yasa koyucu böyle bir zorunluluk getirmiş? İşçiye diyor ki işverene, yasa koyucu, her ay diyor ücret bordrosu ver ki o ay ücretinden hangi kesintiler yapılmış? İşte yasal kesintiler neler? SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi, işsizlik sigortası primi gibi gibi. Varsa sendikalı bir iş yeri ise sendika aidatı gibi. Ve özel kesintiler. Avansı olabilir, işçinin borcu olabilir. İşte sandık kesintisi olabilir, başka bir takım kesintiler olabilir. Bütün her şeyi görsün ve o ücret bordrosu kendisinde imzalı olarak kalsın. Bir kere ücret bordrosunun bir de resmi tarafı var. Yani iş mahkemelerinde ücret bordroları birer kanıt aracıdır. Dolayısıyla işçilerin mutlak surette her ay işverenlerinden ücret bordrolarını talep etmeleri ve bu bordroları da saklamaları gerekmektedir. Arşivlemeleri gerekmektedir. Keza mesela ücret bordrolarında fazla mesaiye ilişkin işçi işveren husumetlerinde, yasal çekişmelerde ücret bordrolarında görünmeyen fazla mesailer işçi bakımından bir kanıt aracıdır. Yani işçi o ay fazla mesai yapmışsa, karşılığını almışsa ve altına da imza atmışsa ileride hak iddia edemez. Ama ücret bordrolarında görünmüyorsa yapılan fazla mesailer, işçi için bu bir hak arayışı, aracı olacaktır. Hatta işçi ücret bordrolarına çekince koyabilir. Ne demektir çekince koymak? Bordroyu imzalarken, örnek veriyorum,
fazla mesai hakkım saklı kalmak kaydıyla diyerek imzaladığında bu bir çekincedir, çekince koymaktır. Bu ileride fazla mesai hakkımla ilgili olarak hak arayacağım manasına gelmektedir. Onun için ücret bordrosu deyip geçmemek lazım. Yani uygulamada biz görüyoruz, önemsemiyorlar bunu. Hatta işverenler de bu konuda yanılıyorlar, şöyle yanılıyorlar. Diyorlar ki biz işçinin maaşını zaten bankaya yatırıyoruz. Yani bankaya yatırdığımız için sürekli olarak bir kanıt aracıdır bankaya yatırmak. Dekont, banka dekontu ileride doğabilecek husumetlerde doğrudur. Ama işçilerin ücretlerini bankaya yatırmak ayrı bir yasal yükümlülüktür. Zaten elden ödeyemezsiniz. İşçiye ücret hesap pusulası vermek ayrı bir yasal yükümlülüktür. Bu ikisini birbirine karıştırmamak gerekiyor. Hem işverenler mutlaka imzalarını almak suretiyle işçilere her ay bordrolarını versinler. Hem de işçiler bu bordroyu mutlaka talep etsinler. Uygulamada hiç olmaması gerekirken sıkça karşılaştığımız bir durum. Yani sadece işe geç kalmak değil buradaki mesele. İşçinin ay içerisinde almış olduğu çeşitli hayatın olağan akışı içerisinde bir takım izinler olabiliyor. Yani işte okullar açılıyor, çocuğunu okula götürecek, karne günü oluyor, çocuğunu alacak. Hastalık izinleri olabiliyor, çocuğu rahatsızlanabiliyor. Günübirlik böyle izinler çalışma hayatının olağan akışı içerisinde olabiliyor. İşverenler bunları toplayıp, hatta bunlar saatlik izinler, günlük izinler, yarım günlük izinleri böyle puantaj kaydı tutarak gidip işçinin yıllık ücretli izin hakkından düşüyorlar. Bu olabilecek bir şey değil. Niçin değil? Bir kere yıllık ücretli izin hakkı işçiye anayasa çerçevesinde, anayasadaki dinlenme hakkı çerçevesinde tanınmış yasal bir haktır. İş kanunumuzda hatta çok açık bir biçimde işçinin yıllık ücretli izin hakkından vazgeçemeyeceği bir ibare olarak yer almaktadır. Yine iş kanunumuzda çok açık bir biçimde ilgili maddesinde işveren tarafından yıl içerisinde verilen çeşitli izinlerin, hastalık, mazeret vesaire izinlerin yıllık ücretli izin hakkından mahsup edilemeyeceği, yani düşülemeyeceği ibaresi çok açık bir biçimde yer almıştır. Şimdi dönelim soruya. Bu gerçekten soru olarak da geldi bir gün gazetesindeki köşeme. İşçi şununla karşılaşıyor. İşveren işe geç gelen işçinin geç geldiği dakikaları tutup toplayıp yıllık ücretli izin hakkından düşmeye kalkıyor. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Böyle bir şey olamaz. Bu yasal bir davranış değildir. Bir kere elbette ki işe geç gelmek bir disiplin problemidir. İşveren bununla ilgili yaptırım uygulayabilir, uygulama hakkına sahiptir. Yani ihtar verir, uyarı verir, kınama cezası verir. Hatta ve hatta sendikalı iş yerlerinde toplu sözleşme çerçevesinde işçiye disiplin kurulu işçiye ücret kesme cezası dahi verebilir böyle bir suçtan dolayı. Yani alışkanlık haline getirmiş olanlardan bahsediyorum. Çünkü büyük bir şehirde yaşıyoruz, İstanbul'dan örnek verecek olursak. İşe gidip gelme servis imkanı da yoksa her türlü trafik problemiyle kişi karşılaşabilir. Arizi haller olabilir, işe gecikmeler olabilir. Ama bunu herhangi bir mazereti yokken keyfi olarak alışkanlık haline getirmiş olan birine işveren başka yaptırım uygular az evvel bahsettiğim gibi. Ama gidip de yıllık ücretli izninden herhangi bir kesinti zinhar yapamaz. Bu yasal bir uygulama değildir. Bunun karşılığında işçi ne yapabilir? Böyle bir durumu kabul etmez. Kendisine imzalatılmak istenilen ücretli izin belgesini imzalamaz. İşveren ısrar ederse şikayet hakkını kullanabilir. Nereye yapılıyor? Şikayetlerini Türkiye İş Kurumu'nun ilgili birimi alıyor. Türkiye İş Kurumu'nun ilgili birimleri şikayette, işçi şikayetlerini de alıyorlar. Hatta ve hatta olay tabii daha da büyürse, işçi sırf bu nedenden dolayı iş akdini, haklı nedenle feshedip o iş yerinden ayrılabilir.